Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar yeni bir eğitimle beraberiz. Bu ders kapsamında bir karakter animasyonu yapacağız ve burada göz kırpma animasyonunu ve dudak hareketleri animasyonunu gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz kanalımda çok sayıda karakter animasyonları dersleri yayınlıyorum. Mutlaka onları da izleyiniz. Videonun açıklamalar kısmına bu videoları ekleyeceğim. Onları da mutlaka izleyiniz. Çünkü farklı yöntemler kullanıyoruz. Bu yöntemleri görmeniz sizin için iyi olacaktır. Şimdi bu ders kapsamında basit bir göz kırpma animasyonu ve dudak hareketleri animasyonu göstereceğim. Gerçekten çok basit. Hemen o zaman öğrenmeye başlayalım. Öncelikle Illustrator dosyasını import diyerek sahneme hemen atıyorum. Burada Retain Layer Sizes diyorum ve import diyorum. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Project paneline hemen iki kere tıklıyorum ve bunu açıyorum. Açtığım zaman hemen şuradan Transparency grid'i kaldırayım. Bu şekilde net olarak karakterimi göreyim. Şimdi burada gördüğünüz gibi karakter biraz bulanık gözüküyor. Dolayısıyla bu grafikleri rasterize yapmamız lazım. Hemen şuradaki ikonu görüyorsunuz. Buraların hepsini seçtiğimiz zaman ne yapacak? Çözünürlüğü kaliteli bir hale getirmiş olacak. Burası tamam. Hemen şöyle biraz yakınlaşalım. Öncelikle gözlerden başlayalım. Bakın göz ve kapak olarak iki ayrı katmanı var. Hemen bu ikisini seçiyorum. Ctrl Shift C ile bir prekompoz oluşturuyorum. Göz diyelim buna. Bunu yaptıktan sonra içine giriyorum. İki kere tıklıyorum ve gördüğünüz gibi şurada yukarıda gözleri görüyorum. Yakınlaşayım. Şimdi hemen animasyonumuzu verelim. Burada çok basit bir özellik kullanacağım. Gördüğünüz gibi herhangi bir plugin kullanmayacağız. Çok basit bir şekilde bir göz kırpma animasyonu gerçekleştireceğiz. Şimdi öncelikle göz kapak kısmına geliyorum. Şunu buradan tutup çekiyorum. Buraya doğru getiriyorum. Şuradan yakınlaşayım. 4 kare olabilir. 3 kare de oluşturabiliriz. Şu an bunu 3 kareden oluşturdum gördüğünüz gibi. Göz kapağı. Ve hemen bunu artık sahne üzerinde rastgele atayabilirim. Ctrl D ile bunu kopyalıyorum. Ve şöyle 1. sahneye getiriyorum. Tekrar kopyalıyorum. Ctrl D ile 2. sahneye getiriyorum. Tekrar bunları kopyalayarak her bir saniyede ekrana gelmesini sağlıyor. Şöyle 5 saniyelik bir animasyon yapalım. Ya da 6 saniyelik bir animasyon gerçekleştirelim. Bu kısma geldim. Kısa yolun neydenin neyse tıklıyorum ve şuradaki indicator'ı buraya alıyorum. Daha sonra Trim Composition to Work Area diyerek 6 saniyeden oluşan animasyonu, göz kırpma animasyonunu bu şekilde yapmış oldum. Burası tamam. Hemen tekrar karakter ders composition'a geliyorum ve bunu burada görüyorum. Şunu da hemen yine N tuşuna basarak şöyle kısaltalım. Aynen öyle. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde göz kırpma tamam. Hemen gelelim dudak animasyonunu gerçekleştirelim. Ağız hareketlerine geldim. Bunları da yine rekompoz oluşturacağım. Kısa yolu Ctrl Shift C tuşu arkadaşlar. Aynı zamanda Layer bölümünden Precompose diyerek de Precompose oluşturabilirsiniz. Buna da ağız diyeyim. Okey dedim ve hemen bunun da içine girerek ağız hareketlerini burada oluşturacağım. Şimdi öncelikle yapmam gereken gördüğünüz gibi bunları yine göz gibi 2-3 kareden oluşturmak. Hemen hepsini seçiyorum ve buradan tutup çekiyorum. Alt tuşuna basarak tekerlekle gördüğünüz gibi yakınlaştırma, uzaklaştırma bu şekilde timeline'de yapabiliyorum. Ne yapalım? Şöyle 3 kareden oluşsun. 3 kare yeterli olabilir. Tabii biz bunu 4 kare de yapabiliriz. Yani bir dudağın sahnede ne kadar kalmasını istiyorsanız o kadar ayarlayabilirsiniz. 4 kare yapalım gördüğünüz gibi. Şimdi bunu ne yapmam lazım? Artık böyle dağıtmam lazım bu şekilde. Ayrı ayrı belirtmem lazım. Şimdi burada birkaç yöntem var. Şöyle hepsini seçiyorum. Burada animation kısmına geliyoruz. Keyframe Assistant'tan Sequence Layers diyorum. Bunu dediğim zaman buradan da Overlap diyelim. Okey diyorum. Bakın gördüğünüz gibi sırayla bunu sahnede, timeline'da dağıtmış oldu. Yani her bir ağız hareketini ayrı katmanlarda ve sıra sıra göstermiş oluyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde animasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bunu Ctrl Z ile geri alıyorum. Fakat ben burada rastgele bir hareket vereceğim. Şu an şu şekilde tutup çekiyorum ve her birini ayrı yerlere ekliyorum.
Öncelikle tabii bu ilk ağız hareketi, bunu hemen şu tarafı alalım, bunu da buraya alalım. Yani ilk başta ağzın olsun, gördüğünüz gibi kapalı olsun. Şimdi burası tamam. Ne yapacağım? Tabii bunu çoğaltmam gerekiyor. Tabii bunu normalde daha önceki derslerimizde anlatmıştım sizlere. Time remapping özelliğini kullanarak bir döngüye sokuyorduk. Fakat burada farklı bir yöntem göstereceğim size. Öncelikle şurayı bir düzeltelim. Şunu da şöyle çekelim. Şunu da şöyle çekelim. Evet, ağız hareketleri şu an tamam. Şimdi hepsini seçiyorum. Ctrl D diyorum. Kopyaladım hepsini. Alıyorum, şöyle üst tarafa bırakıyorum. Bıraktığım zaman gördüğünüz gibi şuradaki tüm ağız hareketleri benzer şekilde buraya geldi. Ne yapacağım? Hemen bunu buradan tutup çekiyorum. Şuraya alıyorum. Şöyle alayım. Ve gördüğünüz gibi şu an bunları kopyaladım. Tekrar geliyorum bu kısma, en son kısma. Yine hepsini seçiyorum. Ctrl D diyorum. Bunu yaptıktan sonra bunu da alıyorum. Şöyle yukarı atıyorum. Ve ne yapacağım? Bunu da taşıyorum şuraya. Şöyle bakalım. Şuradan itibaren taşımam lazım. Evet. Gayet iyi. Şu an gördüğünüz gibi 4 saniyelik bir animasyon oluşturmuş olduk. Hemen gelelim. Tekrar ne yapalım? Hepsini seçelim. Ctrl D diyelim. Ve şöyle yukarı alalım. Bunu da yaptıktan sonra hemen bunu da taşıyorum şöyle. Son kısma gelelim. Bakalım neredeyiz biz? En son olarak hareketimiz nerede bitiyor? Burada bitiyor. Dolayısıyla şunu da alıyorum, böyle çekiyorum. Ve şu an ağız hareketlerini bu şekilde vermiş olduk. 6 saniyeden oluşan ağız hareketleri verdik ve rastgele dudak hareketlerini içeriyor. Şimdi hemen karakter ders bölümüne geliyorum. Bu animasyonu izlediğimiz zaman şöyle izleyelim. Gördüğünüz gibi ağız hareket ediyor rastgele ve yine göz kırpma animasyonunda belirli saniyeler içinde göz kapakları ekrana gelecek şekilde oluşuyor. Gördüğünüz gibi göz kırpma animasyonunu ve dudak hareketleri animasyonunu herhangi bir keyframe oluşturmadan ve bir plugin, bir eklenti kullanmadan basit bir şekilde yapmış olduk. Daha çok sayıda derslerimi YouTube kanalımdan izlemeyi unutmayınız arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız ve videoları beğenirseniz ayrıca sevinirim. Ve yaptığım animasyon çalışmalarını da incelemek istiyorsanız hemen videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Onları da mutlaka izleyiniz ve düşüncelerinizi de aktarırsanız çok sevinirim. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşelim. Kendinize çok iyi bakın.